Biraz önce de söylendiği gibi ülkücü iradeye, vatan sevdalılarına bu görevlerin verildiği zaman dürüst ve ilkeli bir şekilde önce ülkem sonra milletim diyen şuurla bu mensubiyetten nelerin yapılabileceğini yapılamayız, yapamazlar denildiğinde nelerin yapabildiğimizi göstermek durumunda kaldık. Çok şükür hamdolsun Beytül Mal'a riayet ederek adaletli bir şekilde Çankırı'mızı merkezde biz, ben, ilçelerde de çok kıymetli belediye başkanı abilerim, kardeşlerim layıkıyla yönettiler. Ama bunları niye anlatıyorum? Tabii yaşadığımız süreci de çok iyi biliyorsunuz. Bir şeyin alternatif olmak çok zor. Keşke bunları 2 yıl önce planlamamız dahilinde her türlü küresel sıkıntılara rağmen bitirme imkanımız vardı. Nedenlerini siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ama ben şunu söyledim. Hep bir yanımız eksik. Bir yanımız dediğimizde inşallah milletvekilliği. Çankırı'dan bir milletvekilimiz olsaydı, en az bir milletvekilimiz, inanın bunun 2 katını, 3 katını yapma fırsatımız olurdu. Bunu net söylüyorum. İnşallah inanıyorum ve başaracağımızı biliyorum. Bu seçimlerde, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde en az bir milletvekilini, bunu ben söylemiyorum, sokak da aynı şeyi söylüyor, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Çankırı'dan çıkartacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Onun için bundan en ufak bir endişem yok. İnşallah 2 milletvekili en azından 1 tane milletvekili çıkaracağımızdan adım İsmail Hakkı Kasan kadar eminim ki o yanımızı da tamamlayalım. Şehrimize, ülkemize daha iyi hizmetler verebilelim diye buna ihtiyacım var dedim. Açık söyleyeyim. Hep birlikte el birliğiyle alınganlık yapmadan, küsmeden, kırılmadan adayımız kim olursa olsun, kim olursa olsun bu davayı güden, buradaki Sayın Başkanım Alparslan Türkeş'in dediği gibi Ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur diyen bu değerli hazununla beraber inşallah 14 Mayıs'ta 1 tane milletvekili çıkaracağız. Ben buradan